önceki milletvekilliği döneminden de tanırsınız. İstanbul milletvekilimiz aynı zamanda. Evet, hukuk politikalarından sorumlu başkanımız. Daha önce dedikodusunu yaptığımız ama hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremediğimiz ziyareti bugüne kısmet oldu. Bu nedenle sizi çağırdık. Bugün bir kısım ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu toplantıdan sonra da bir esnaf ziyaretimiz olacak. Özellikle basını çok önemsediğimizi, yaptığınızı, işin çok kıymetli olduğunu farkındayız. Bunu sizin de bilmenizi isteriz. Gerçek gündemi gündem yapmak sizin elinizde. O yümlede bütün baskılara rağmen Urfa yerel basını özellikle bu kıymetli görevi fazlasıyla ve layıkıyla icra ediyor. O yümle size teşekkür ediyoruz. Hürmetli Başkanımızın söyleyeceği çok daha önemli şeyler, tüm sözü ona bırakıyorum. Bugün Şen Yaşar ailesini ziyaret ettik. Emine anneyle sohbet ettik. Yaşadığı dramı hissettik ve çok büyük bir acıyla sadece kendisi değil, ailesi değil, aslında tüm Suruç halkı, tüm Şanlıurfa'nın karşı karşıya kaldığı ve ülkenin kanayan yarası olan adaletsizlik ve adaletsizliğin adeta devlet eliyle nasıl gerçekleştirildiği ve devlet eliyle bir katliamın nasıl gölgelendiği sahnesiyle burada karşı karşıya kaldık. Bunun ötesinde yine Şanlıurfa dediğimiz zaman bir taraftan yoğun göçmen gerçeğiyle, elbette sığınmacı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunun beraberinde getirdiği birçok sorunlar Şanlıurfa'nın taşıması gereken önemli yüklerden birisi. Ancak bu bağlamda yine özellikle üzerinde durulması gereken konulardan birisi olarak da şöyle Şanlıurfa'nın çocuk doğum oranlarına baktığımız zaman ülkemizde çocuk doğum oranlarının en yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Bu açıdan yine Şanlıurfa'yı değerlendirdiğimiz zaman dünya ülkeleri arasında gelişmişlik endeksi, gelişmişlik ölçüsü itibariyle değerlendirilen önemli bir kriter olarak doğumda anne ölümleri konusunda yine Türkiye ortalamasının iki mislisinde olan ve Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde olan Şanlıurfa'nın da acı bir gerçeği olduğunu biliyoruz. Bu da aynı zamanda gelişmişlik durumu açısından da Şanlıurfa'nın maalesef bir gerçeği ama kaderi olmaması gereken bir durum. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın bir taraftan olağanüstü bir potansiyeli var. Olağanüstü imkanları var. Tabii tarım konusu buranın devamlı en önemli sorunlarından birisi. Tarım alanıyla ilgili de yine nereye gidersek insanımızın önemli bir derdi bunu dile getiriyor. Bu da Şanlıurfa'nın bir tercihi. Buna benzer birçok sorun var elbette. Bu sebepten dolayı Şanlıurfa'nın potansiyellerini, Şanlıurfa'nın zenginliklerini konuşmamız gerekirken daha çok Şanlıurfa'nın çok ciddi ve derin sorunlarını aşma durumunda vatandaşımız çok kaygı içerisinde. Geleceğiyle ilgili de endişeli bir biçimde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Veyahut da kamusal görev içerisinde olup da ister iktidar partisi mensubu olsun, ister muhalefet olsun, herhalde huzur içerisinde çocuklarının yüzüne bakabilecek doğrudur bir insan ben hatırlamam. Zannetmem böyle birisinin olduğunu. Olamaz, böyle bir şey olamaz. Yani bugün sonuçta ülkemizin gerçekleri karşısında sizin gazeteci olarak her gün müşahede ettiğiniz durumlar karşısında herhalde devamlı yaşadığınız bir gerçek ki acı içerisinde kıvranıyorsunuz. Çaresizlik içerisinde gerçeklerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Elinizden bir şey gelmiyor. Bugün Şen Yaşar ailesini ziyaret ettik. Emine annenin dramını gördük. Bu dram karşısında hangi yiğit ailesinin önüne, çocukların önüne çıkıp da huzur içerisinde onları kucaklayabilecek? Ben çok merak ederim doğrusu. Dolayısıyla bu cümleleri ben zamanında kurdum ki ben bu cümleleri Cumhurbaşkanı'nın kendisine bizzat söyledim. Yani oradan hareketle bu cümleleri kurdum ki kendisinin de akşam evine gittiğinde başına rahat bir biçimde yastığını koyamaması gerektiğini, ülkenin içinde bulunduğu korkunç adaletsizlikler karşısında bunun baş sorumlusu kendisinin olduğunu, bu sorumluluk karşısında da bu gerçeklikle yüzleşmesi gerektiğini, bu yüzleşmenin neticesinde de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, getiremiyorsa da görevi, bu emaneti gerçek anlamda üstlenebilecek, gerçekten
yetimin, öksüzün hakkına sahip çıkan insanlara yol vermesi gerektiğini ben sadece bugün söylemiyorum. Geçmişte de çok net olarak defaatle dile getirdim. Dolayısıyla bugün itibariyle de hangi pozisyonda, hangi noktada olursak olalım, bu ülkede bu gerçeklikler karşısında huzurlu olma gerçekten mümkün olan bir şey değil. Bunu her gittiğimiz yerde çok net olarak görüşürüz. Bugün korkunç bir yoksullukla karşı karşıyayız. Bunların her birisi de sadece ve sadece beceriksizliğin, keyfiliğin, ben böyle yaparım, ben kafama göre takılırım, ben hukuk takmam, ben kural takmam, ben sonuçta ezer geçerim mantığının bir tezahürü. Şimdi demin hekim arkadaşlarla görüştük. Sağlıkta şiddet konusuna girdik. Çok ciddi bir sorun. Peki şiddet kültürünü bu ülkede kim teşvik ediyor? Başta Cumhurbaşkanı ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı her gün kullandığı şiddet ve nefret diliyle teşvik ediyorlar. Dolayısıyla tepede, devletin tepesinde bu şekilde ötekileştirici, kendi vatandaşını düşmanlaştırıcı, hedef alan bir dil kullanıldığı takdirde bu şeyde aşağıya gidince ne olur? Kolluk güçlerinin kötü muamelesi ve işkencesiyle tezahür ediyor. Bunun ötesinde kadına şiddetle tezahür ediyor. Sokakta her türlü kötülükle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü olması gereken bu veyahut da hedeflerimize ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Kurtlar Vadisi veya benzeri dizilerin sahnelendiği zamanlarda sokakların boş olması aynı zamanda ülkemiz açısından bir dram olması gerekir. Çünkü sonuçta orada öğrenilen şey nezaket değil. Oradaki öğrenilen şey birlikte nasıl yaşarız, nasıl birlikte yaşam kültürünü inşa ederiz değil. Orada öğrenilen şey ancak şiddetle, ancak kanla, ancak silahları kullanarak, çalıştırarak bu hedeflerine ulaşabilirsin. Gerçeğiyle her gün vatandaşımız karşı karşıya bırakılıyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Affınıza sığınarak şu telefonların sesini kesersek çok sevinirim. Kestik başkanım. Tamam, ama sadece buradan değil ya, başka yerden de gelebilir. Onun için sonuçta diğer arkadaşlarımız da keserse çok iyi olur. Çünkü çok rahatsız edici oluyor gerçekten. Değerli arkadaşlar, ikinci konu Deva Partisi'nin kadroları iktidara hazırlanıyor. Elbette Deva Partisi parti kuruluş çalışmalarını yaparken, ki şu anda ikinci yılımızdayız, parti kuruluş çalışmasını yaparken bu meseleleri çok ayrıntısıyla görüştük. Bütün arkadaşlarımızla, kadromuzla birlikte biz sonuçta ülkede aşağı yukarı 100 tane parti var. 101. bir parti olalım, 102. bir parti olalım diye bu kuruluşu gerçekleştirmedik. Biz ülkenin bütün sorunlarını çözme iddiasına sahip, bu iddiayla vatandaşımızın önüne çıkacak bir hareket olarak ortaya çıkma azmiyle tüm meseleleri görüştük, sorunlarımızı görüştük ve bu şekilde yola çıktık. Elbette bunun tezahürü de ülkenin içinde bulunduğu bu demokrasinin olmazsa olmaz muhalefet partilerini sabahtan akşama kadar kriminalize ediyor. Gelen geçeni terörist ilan ediyorlar ve zaten sayılara da baktığımız zaman ülkemizin gerçeği de bu tabloyla karşı karşıya. Sadece son 4,5 yılda 1 milyon 600 bin civarında terör örgütü üyeliğinden soruşturma geçirmiş bir topluluğuz. 84 milyonluk bir nüfusa sahibiz. 1 milyon 600 bin civarında terör örgütü soruşturması var. Şöyle bir ailelerine çarpın. 5 kişilik bir çekirdek aile hesap edin ki Urfa'da çekirdek aile dediğimiz zaman herhalde çok daha geniş bir rakam ortaya koyarsınız. Bunu hesap edin. Ya Urfa'nın hesabına göre 12-13 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Türkiye ortalamasına göre 7-8 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin %10'unun doğrudan kendi ailesi içerisinde karşılaştığı bir sorundan bahsediyoruz. Bunlar bile ülkemizin fotoğrafını çekmek bakımından gerçekten yeterli oluyor. Evet, biz bu bağlamda şunu söylüyoruz. Bütün sorunların temelinde adaletsizlik var. Bütün sorunların temelinde hukuksuzluk var. Bütün sorunların temelinde keyfi yönetim var. Hatta kasıtlı kötülüğü iktidar kendisine gaye etmiş olması var. Bunlar ortadan kaldırılmadıktan sonra ülkemize ne yatırım gelir, ne yatırımla birlikte ülkemizin çok ciddi sorunu olan gençlerimizin özellikle işsizliği ve hayatlarını yurt dışında geçirmek istemeleri gerçeğiyle karşı karşıya kalırız ki iktidar bu gerçeklikle de yüzleşmek istemiyor. Dolayısıyla sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Sorunlarımızı tekrar siyaseti,
vatandaşa hizmet eden, milletine hizmet odaklı, şeffaf, denge denetim mekanizmalarından kaçmayan, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla, ortak akıl mekanizmalarının çalıştırılmasıyla, siyasetin tamamıyla rasyonelleştirilmesiyle ancak çözebileceğimiz herhalde insanlığın ortak öğretisi olsa gerek. İleri demokrasilere baktığımız zaman bunu görüyoruz. İlla ileri demokrasilerin o noktaya gelmeden önce yaşadıkları çok korkunç dramları Türkiye yaşamak zorunda değil. Bunlar insanlığın ortak öğretisi. Bir kere tekrar akla, mantığa maalesef ve maalesef bunu da ifade etmem gerekiyor. Ahlaka geri dönmeleri gerekir. Sosyal politikalar eylem planımızı açıkladık. Tarım eylem planımızı demin gösterdim, onu açıkladık. Afet eylem planımızı açıkladık. Demokrasiye geçiş eylem planımızı açıkladık. Ve onun ötesinde bakın yakın zamanda açıklayacağımız eylem planları ile ilgili birkaç madde söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki haftalarda ben baktım genel merkezde geçen görüşüyoruz. Hazır olan 7-8 tane eylem planı var. En kısa zamanda açıklanacak bir biçimde. Bunların hepsi hazır. Gençlik politikaları ile ilgili, yüksek öğretim alanında eğitim politikaları ile ilgili, ilk öğretim alanı ile ilgili eğitim politikaları ile ilgili, özellikle yargı reformu, bizim üzerinde çalışıp da bitirdiğimiz hukuk adalet politikaları başkanı olarak bizim ekibimizin çalıştığı, ki bu ekip bir kişiden ibaret değil. Bu ekip, bakın biz bütün eylem planlarımızın arkasında en az 8-10 tane çalıştay var. Her bir çalıştaya 70-80 uzman arkadaşımız katılıyor. Her bir çalıştayın 5-6 tane oturumu oluyor, alt başlıklar oluyor. Bütün sorunları o şekilde ele alıyoruz ve o çalıştayların çıktısı şeklinde bu eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Şimdi KHK mağduriyetleri ile ilgili eylem planımızı en kısa zamanda açıklayacağız. Çok detaylı bir biçimde çalıştık. Özellikle korkunç bir mağduriyet orada da söz konusu. En kısa zamanda onu açıklayacağız. Yargı eylem planı ile ilgili çalışmalarımızı en kısa zamanda açıklayacağız. Eşit vatandaşlık konusu ülkemizin çok ciddi sorunlarından birisi. Şu anda çalıştığımız konulardan birisi. İnşallah önümüzdeki aylarda o konuyla ilgili de ülkemizin en derin sorunlarıyla ilgili çalışmalarımızı sizinle paylaşacağız. Bakın şimdi arkadaşlar yazmışlar. Üniversite eylem planı Nisan'ın son haftası. Sağlık eylem planı Mayıs ayının ilk haftası. Gençlik eylem planı 19 Mayıs'ta. Çevre eylem planı 5 Haziran'da. Ve ondan sonra yargı eylem planı, siyasi partiler kanunu ile ilgili, seçim kanunu ile ilgili eylem planımız, göç eylem planı, bölgenin en önemli meselelerinden birisi, göç ve sığınmacılarla ilgili politikamızı biz çok açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşacağız. Biz Deva Partisi olarak şu felsefeden hareketle, şu ilkelerden hareketle somut olarak sizi karşı karşıya vuruyorsunuz. Bunları artık bir kenara itmemiz lazım. Çok ciddi meseleler var. Onlara eğilmemiz lazım. Orada da öyle teknik düzeyde, uzmanlık düzeyde meseleleri paylaşmamız, bunları istişare etmemiz lazım ki hayırda yarışan bir siyaset kültürü ülkemize egemen kalalım. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Hasan Ray, Ajans Balıklı Göl. Gençlik ve tarımdan oldukça vurgu yaptınız. Urfa'da hali hazırda, Şanlıurfa'da binlerce, hatta on binlerce gencimiz uyuşturucu madde batağında. Her köşe başında dilenip uyuşturucu alıp kullanan gençlerimiz var. Bu noktada ne yapacaksınız? İkinci sorum, tarım kenti Şanlıurfa'da hala biz tarım alanlarında yeterince yararlanamıyoruz. İnsanlarımız göç yollarında ölüyor, dışlanıyor. Bu noktada ne yapacaksınız Şanlıurfa için, özellikle de GAP projesinin bitirilmesi noktasında? Evet, evet. Şimdi tarımla başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi tarım konusu belirttiğimiz gibi özellikle bölgenin çok ciddi meseleleri, hele Urfa, Mardin dediğimiz zaman ilk akla gelen DEDAŞ sorunu, ilk akla gelen sulama sorunu. Bunları biz detaylı bir biçimde Deva Partisi olarak çalıştık. Ve eylem planımızda çok ayrıntılı bir biçimde, teknik detaylarıyla belki burada açıklamak çok gerçekçi olmayabilir ama özellikle bölgenin en temel sorunu olan sulama sorunu, çünkü elektrik sorunu da aslında sulamadan kaynaklanıyor. Sulama ihtiyacının gereği olarak elektrik yüksek derecede kullanılmak zorunda kalıyor. Orada da ciddi hukuksuzluklarla karşı karşıya vatandaşımız kalıyor. Bunları görüyoruz. Biz o sebepten dolayı şunu söylüyoruz. Tarımsal sulama yatırımlarını mutlaka ve mutlaka öncelikli olarak tamamlayacağız diyoruz. GAP, KOP, DAP projeleri kapsamında bütün altyapı yatırımlarını öncelikle bitireceğiz. Şimdi bakın bunları böyle hani bazen söyleniyor, evet insanlar bunu söylüyor, mesele bu değil. Yıllarca, on yıllarca bu meseleler tamamlanmamış. Şimdi iktidara da devamlı söylüyoruz. Kanal İstanbul projesinin çok cüz'i bir miktarı
bu GAP projesini mesela bölgenin en temel meselesi sulama sorunu giderecek GAP projesini bitirmek... Söylemine göre söyledim ben. Evet, yani... Yani Cumhur İttifakı gelen herkesi terörist ilan ediyor. Evet. Sonuçta onu ölçü alacak olursak yandık zaten yani. Evet. Dolayısıyla şunu erkence ifade etmek gerekiyor. Millet İttifakı'nın tabii mensupları belli. Yani Millet İttifakı ile ilgili sorulara onlar cevap vermeleri gerekir. Biz Deva Partisi olarak Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ile Demokrat Parti ile Saadet Partisi ile birlikte güçlendirilmiş mutabakat, güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalıştık ve bununla ilgili de bir mutabakat metni ortaya koyduk. Dolayısıyla bu çalışma Millet İttifakı'nın çalışması değil, Millet İttifakı'nın dışında olan siyasi partilerin de dahil olduğu, Gelecek Partisi'nde unuttum özür dilerim, Gelecek Partisi'nde dahil olduğu 6 siyasi partinin birlikte yaptığı bir çalışma. Ve bu çalışmanın ürünü de belki de son 10 yıllarda Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir mutabakat metniyle neticelendirildi. Bu çok önemli bir metin değerli arkadaşlar. Bakın bunun temel felsefesine de baktığınız zaman herkesin bunu özellikle okumasını istiyorum. Burada 84 milyon insanımızın tamamı var. Bütün kimlikleriyle, bütün farklılıklarıyla, bütün zenginlikleriyle, bütün iddialarıyla. Çok demokratik, özgürlükçü demokratik bir manifesto bu. Dolayısıyla şu ana kadar siyasette, iktidarda olsun, muhalefette olsun ortaya konulan demokrasi noktasında ortaya konulan iddiaların çok ötesinde, çok ilerisinde bir metindir. Çünkü her bir vatandaşımızı eşit kabul ediyor. Her bir vatandaşımızın ülkenin yönetimiyle ilgili katılımını bir hak kabul ediliyor. Ve hiçbir vatandaşımızı ötekileştiren, hiçbir vatandaşımızı aynileştiren bir çaba içerisinde değil bu metin. Dolayısıyla bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şu anda ülkemizin içinde bulunduğu siyasi sıkışmışlıktan çıkma noktasında da çok önemli bir zemin teşkil ettiği kanaatindeyim. Tabii bu çalışma ile ilgili daha yapılması gereken çok iş var. Eğer gerçekten 2023 seçimlerinde ki önceye çekilmezse, daha öne çekilmezse 2023 yılında zamanında seçimler yapıldığı takdirde ülkemizin iktidarını şu kötülüğü değiştirmek adına bir irade ortaya koymak ve bu iradeyi somut ve milletimizin önünde şeffaf bir biçimde gerçekleştirilen bir mutabakat metniyle sürecin inşa edilmesi iddiasının bir tezahürüdür bu metin. Tabii yapılması gereken daha çok çalışma var. Şimdi güçlenmiş parlamenter sistem çalışmalarına gelme gibi bir talebi oldu. Ne de o masanın öyle bir gündemi oldu. Yani o masa şu siyasi partiyi dışlayalım, bu siyasi partiyi davet edelim gibi bir gündem olmadı zaten. Neye bakıldı? Güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili farklı siyasi partilerin yaptıkları çalışmalar vardı. Biz bu çalışmaların hepsini inceledik. Gördük ki biz burada bir mutabakata varabiliriz. Ülkenin şu anda temel iki sorunu var. Bir sistem sorunu, bir zihniyet sorunu. Bu iki sorunu aşma noktasında da bir süreç işletebiliriz. Bu süreçte zaten HDP'de bir sol ittifak çalışması yaptı. Bu çalışmayı da sonuçta biz olumlu yaklaştık, olumlu karşıladık. Ve o arkadaşlar da güçlenmiş parlamenter sistem çalışmasıyla ilgili de olumlu görüş beyan ettiler. Bu süreci bir şekilde olumlu bulduklarını ve bu sürece karşı olmadıkları tutumunu aslında kamuoyuna defaatle deklare ettiler. Dolayısıyla orada bu şeylerle, çalışmalarla ilgili ben bir ihtilaf olduğunu doğrusu görmüyorum. Onun ötesinde elbette o masa bir mutabakatla oluşuyor. Biz o masada şu mutabakatla yola çıktık. Dedik ki herhangi bir konuda mutabakat yoksa hiçbir konuda mutabakat yoktur. Dolayısıyla orada elbette farklı siyasi partilerin iradeleri var. Bu iradeleri dikkate almak durumundayız. Ama bizim gündemimizde şu parti olsun veya olmasın şeklinde bir gündem bizim masada tartışılmadı. Böyle bir gündem olmadı. Çünkü o masa zaten önce yapılan çalışmaların fiili bir devamıydı. Ama bence orada da takılmamak lazım. Önemli olan sonuçta o masada kimlerin oturduğu değil, o masanın içeriğini Türkiye'de herkesin altına imza atabilecek bir metin olup olmadı. Tabii. Elbette eksiklikler vardı. Ama zaten oradaki temel mantık şuydu. Ülkenin bir sistem sorunu var, bir zihniyet sorunu var. Bu sistem ve zihniyet sorunu nasıl giderebilir? Yasama, yürütme, yargı ne olmalı?
Onun dışında temel hakları bulamadılar, işin içinden çıkamadılar. Hatırlarsınız 2016-2017'de bu yaşanmıştı. 3-5 tane terör örgütüne birlikte üye yapıyorlar bazı insanları ve bu şekilde süreç işletiyorlar. Toplumumuzda manipüle etmeye çalışıyorlar bu şekilde. Maalesef toplumun belli kesimleri de buna inanabiliyordu geçmişte. Ama gördüler ki artık bu beka söylemleri, bu vatan millet Sakarya söylemlerinin aslında siyasi gerçeklikle hiçbir alakası yok. Bu ülkede kimsenin vatanıyla, milletiyle, devletiyle bir sorunu yok ama devlet hukukla sınırlandırılması lazım. Millet dediğimiz zaman toplumun çoğulculuğunu, farklılığını kabul etmemiz lazım. Toplumun gerçekliğine saygı gösteren bir siyaset anlayışı ülkede egemen kılmamız lazım. Bunu yaptığımız takdirde de ülkemiz gerçekten bir huzur mekanı olacaktır. Biz buna inanıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Ve bu sebepten dolayı da özellikle Cumhurbaşkanı ortak adayının belirlenmesi konusuyla ilgili de bir ortak çalışma süreci yürütüyoruz. Çünkü şu anda şöyle siyasi tabloya baktığınız zaman hiçbir partinin ister iktidar mensupları olsun ister muhalefet de olsun tek başına %50 artı bir oyu alması mümkün değil. Dolayısıyla birlikte çalışmak gerekiyor. Diyelim onu aldı, bu yetmez. Ülke şu anda birlikte yönetilmesi gerekiyor. Gerçekten aşırı derece kutuplaşmış, aşırı derece ayrışmış bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. İnsanımızı, toplumumuzu tekrar barıştırmamız gerekiyor. Bir araya getirmemiz gerekiyor. Uzlaşma kültürünü tekrar bu ülkede güçlendirmek. Partisine bakış açısı nedir? Bir de bu vatandaşlık verilmesiyle ilgili DEVA Partisi'nin görüşü ne? İkinci soruyu anlamadım. DEVA Partisi'nin... Suriye'yi anladım da ikincisini anlamadım. İkinci soru vatandaşlık sorusu. Vatandaşlık. Suriye'lere vatandaşlık verilmesiyle ilgili. Evet. Ülkemizin tabii garip gündemlerinden birisi yine. Bütün meseleleri böyle şeyle... hani magazinel bir biçimde ele alındığı için maalesef vatandaşlık konusu da ülkenin böyle... zaman zaman gündemine düşen bir konu. Bir kere bakın bütün hukukçular bunu bilirler. Bir kere bunun siyasi bir tartışma olabilecek bir konunun olmadığında herhalde tüm hukukçular takdir ederler. Bu hukuki bir meseledir. Ülkede sonuçta ülkeye yabancılar gelir. Bu yabancılar bir ikamet statüsü alır. Bu ikamet statüsüyle belli bir zaman ülkede yaşar. O zaman vatandaşlıkla ilgili şartlara hazır olur. Bu vatandaşlıkla ilgili şartları yerine getirir. Örneğin geçimini temin edebilecek durumda olur. Türkçeyi iyi düzeyde konuşabilecek durumda olur vesaire vesaire. Ondan sonra da vatandaşlık başvurusunda bulunur. O değerlendirilir. Zaten hukuk sistemimiz bunu öngörüyor. Ama sonuçta bunları tamamen bir karara bırakarak böyle... bu şartları yerine getirmeyen insanlara vatandaşlık verilmesi, hatta çok üzülerek söylüyorum, vatandaşlığın satılık bir malmış gibi değerlendirilmesi bizi de ciddi manada üzen, ciddi manada rahatsız eden bir konu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani gidip dünyanın farklı farklı ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 250 bin dolara satılıyor şeklinde reklamlar yapılması gerçekten elbette bu ülkenin her bir insanını üzen bir hadisedir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Bu bir. Bunun ötesinde şu anda biz zaten göç eylem planımızda da bunları detaylı bir biçimde çalışıyoruz. Orada da bunları net olarak ortaya koyacağız. Ülkemizin gündeminin vatandaşlık meselesi olmadığını düşünüyoruz. Bu tartışmaların da sonuçta ülkede ayrışmayı daha fazla körüklediğini ve ülkenin şu anda en öncelikli sorunu olan yoksullukla mücadele konusunda asıl yapılması gerekenleri gölgelediğini ve bu sebepten dolayı da birçok vatandaşımızı ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz. Bu açıdan bu meselelere böyle yine rasyonel bir zeminde yaklaşılması gerektiğini, ilk akla gelebilecek konunun da sonuçta vatandaşlık değil, özellikle Suriyeli sığınmacılar bağlamında bu külfetin nasıl çok daha güçlü bir biçimde Avrupa ülkeleriyle paylaşılacağı konusunun üzerinde durulması gerekiyor. Ülkede kim olursa olsun, ister bir gün kalsın, ister bir hafta kalsın, ister altı ay kalsın, ister üç yıl kalsın, hukuka entegrasyon sürecinin ilk günü itibariyle başlaması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Bu ne demek? Vatandaşımız diyor ki ben bir dükkan açtım. Ben vergimi ödüyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama karşımda birisi açmış, o vergisini ödemiyor. Şimdi böyle bir şey tabii ki kabul edilemez. Ama aynı zamanda sığınmacıların kendi o sıkıntılı durumlarından dolayı da insan onur ve haysiyetine yaraşmayan bir biçimde onların çalıştırılması, köle gibi kullanılması da aynı zamanda kabul edilebilecek bir durum değil.